Muhterem kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Nihayet kendimize baba bir farm slotu bulmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu drop'unun attığı yeri keşfettim. Bu slot arkadaşlar. Legendary upgrade slot'umuzu aldık. Nasıl göstereyim size şuradan. Az önce almıştık da bir de KS de vardı. Nereden gösterebilirim onu? Yani geride kaldı ama arkadaşlar aldık yani sözün özü. Bu slottan keserleşiyoruz da bu legendary upgrade scroll'u aldık. Böyle böyle paramızı kasacağız. 2M civarı bir para arkadaşlar. Şöyle malisimize de düşelim. Buradan şöyle kitap bastık mı? Kitabımızla basalım. Çok vurmuyor bunlar slot sahiller. Bunlarla arkadaşlar güzel güzel burada hem coin'i de güzel buranın. 8-10K coin atıyor. Boost drop'u da var. Burada farm atıyoruz. Yani kasanlar var arkadaşlar. Aşağıdaki slotta da kasanlar var. Böyle böyle server'a para girişini sağlıyor arkadaşlarımız. Slot sayerin bu su attığını keşfetmiş olduk. Böylece bakın 10.000 coin geliyor arkadaşlar. Üzerimdeki para da 780K'ya çıktı. Burada aslında bu ZM Akrom yapıyor. Çok da anlayamadım ama. Çünkü cevap da vermiyor. Şimdi bir şey ne yazarsam yazayım cevap da alamıyorum. Evet, iki tane birden çıktı şimdi. Ben şunu aradan çıkartayım. Köpeğimiz topluyor arkadaşlar su şeyi. Notumuzu. Şimdi de pardus koymuş. Bir iki tane daha geldi. Yani şu an için oyundan zevk almaya başladım arkadaşlar. Bu drop'umu da kutlayınca. Evet, yenileri gelsin abi. Bu kutu bende kalmayacak. Önce vurdu çünkü Pardus. Evet, bu arada bende kaldı. Süper rare token aldık arkadaşlar. Ne işe yarıyor bilinmez. Geçeri sileceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Kutu onda kaldı mesela şu anda. Partiye gidelim. Daha iyi olur. Beraber basalım kardeş kardeş. KS'ye gerek yok. Bu da PS arkadaşlar benim gibi. Neyse burada kasmaya devam edelim arkadaşlar biz. Bir tanesi drop'un attığı yeri gösterebilse. Keşke daha iyi olur da. Bu aldığımız yere şu tokenler de bir işe yarıyor mu? O da bilinmez. Tokenler. Common token attı bu sefer de. Evet, bunlar ne işe yaradığını öğreniriz arkadaşlar. Altında bir şey yazıyor ama İngilizce yazdığı için çok da tam anlayamadım. Bu arada kardeşimizin yerinde bir sword var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bendekiler kuyat sistem olduğu için arkadaşlar ben bunları artlayamıyorum. Bir sinsir düşünmüştük diğer ayında ama maalesef olmadı. Bir tane şöyle aldığımız yeri bir gösterebilsem arkadaşlar size. Hemen çıkacağım da. Yani tutturacağım ama henüz muvaffak olamadık. Atmadı. DC pre falan diye bir muhabbet yok burada. Abusumuz burada arkadaşlar yani. Atıyor. 2'ye 10 numara farm atılır burada. Üzerimizdeki paperları artı 7 yapmamız lazım. Elimizdeki şu quest maceyi değiştirmemiz lazım. Buranın en güzel yanlarına birisi de arkadaşlar tüm joblarda tüm joblarda arkadaşlar şey var, CV'miz var. CV'nin olması çok iyi bir şey. Ayrıyeten artı AC'ler 15 dakika arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok mükemmel bir şey yani. Bu CV bence insani bir haktır. Her zaman söylüyorum. Herkeste olması gereken bir özellik. Buranın CV'miz var. Maalesef torturemize düştük. Artık Night Online ağzından da yavaş yavaş çıkmak lazım arkadaşlar. Hep Night Online'ı örnekleyerek gösteriyoruz ama yani şu Night Mantan'ın da bir müddet artık çıkmak lazım. Oyunun kendi skill'leri üzerinden konuşmak lazım. Bu skill'ın torture arkadaşlar. %30 defans kral skill'imiz. Debuffer skill'i. 6. skill.
Arada kitap bitti. Ağır vurdum o zaman belli oldu zaten. Yani kombo mantığı bir tık daha muhtemelen güncellenecektir arkadaşlar. Bir yere çok uzun tutmak istemiyorum ama 5 dakikayı da devirmişiz. Burada böyle hadi oğlum at bir tane üzme bizi ya. Evet arkadaşlar gördünüz bakın. Legendary Itemakure Scroll şu anda Pardus'a gitti. Nihayet gösterebildik. Kusturov'un da burada olduğunu. Zaten bana da gelmişti ama. Keşke bana geleydi. Arkadaşa gitti. Güzel coin'i de güzel bu arada. 7000 7000 coin geliyor arkadaşlar. Yanlış vurduk mu bu? Heh. Evet arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Şimdilik size bu satan ilk slotumuzu göstermek istedim. Ve gösterdim diye düşünüyorum şu anda. Buradan bu boostların 2M küsürden Nepecen'in satışı var. Biz 2M'den pazardan bunları rahatça okuturuz. Manis de atmıyor da Manis'e daha rahat kesilir. Diyelim şimdilik burada video keseyim arkadaşlar. Bakalım slotlar ne kadar boost falan kasacağız. Onları ben size ilerleyen süreçte gösteririm. Haydi görüşürüz. Evet kardeşlerim. Yaptığımız farmdan, girdiğimiz şurada Dungeon zindanlardan kastığımız itemler var arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere. İki mantı çıkarmakta bizim bir önemi yok. Şu an bir tane Bone Crusher Epic. Yani oyundaki herhalde zannedersem Blade Axe tarzı bir item bu arada arkadaşlar. Yalnız bunun artı sıfırını ben 2M'e falan gördüm şu anda. Ben bunu bir upgrade yapmak istiyorum. Bakın böyle alt level çarlar da var açılmış. Böyle bir tane de boğum var. Şunları upgrade mi edelim satalım mı diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar oyunda muazzam özelliklerden birisi de offline pazar kurabilmemiz arkadaşlar. Yani. Burada bir tane Bone Crusher var mesela. Kaçtan koymuş? Bir hem diyor ama benimki runlu arkadaşlar. Yani buna run basabiliyorsunuz şurada gördüğünüz. Bunlar diyor ya buna ekstra özellik eklenebilecek bir silah benimki. O yüzden bir tık daha değerlidir diye düşünüyorum. Bakın bu silah da mesela 27 hem'den koymuş pazara. 140 gücü var. Bu bizim Iron Impe'ye benzer bir silah. Bu da Raptor'a benzer bir silah arkadaşlar. 35 hem'den koymuş tanesini. Benimkinin runlusunu arıyorum da yani runlu item nereden buluruz bilmiyorum. Mesela epik bir bow var. Bir de şu bow'um var arkadaşlar. Warbow diye bir bow'um var. Burada ne kadar ediyor acaba? Yani pazardan bakmak lazım. Ben biraz araştırayım. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Evet kardeşlerim şöyle piyasayı araştırdığın zaman bu itemin runlu olarak 3M'den satıldığını, Warbow'un da 7M civarı bir rakama satıldığını gördüm. Ama ben upgrade yapmak istiyorum arkadaşlar. 7 tane boost'um var. Bu boost da basılıyor zaten. Şunu Warrior Chitin diyebiliriz buna yani Knight Online tabiriyle. Bu Shell arkadaşlar. Priest Shell'im var ama bunu basmayacağım. Bunu pazara koyarız. Bakalım geçecek mi yanacak mı? Brünlere burada mesela gelip STR'e basabilirsiniz arkadaşlarım. Rare dediğimiz middle class ve high class olarak itemlerim var. Şuradan bir high class kağıt, middle class kağıt çekelim arkadaşlar bu Warbow için. Hedefimiz artı alt arkadaşlar. İkisini de artı altıya basmaya çalışacağız. Ve bir 4 tane daha alayım arkadaşlarım. Hatta bu sunuda arkadaşlar satış fiyatı 2M400K burada. 2M'e de pazara satılıyor şu anda. Bunları hemen hızlı hızlı bir upgrade edelim. Evvela Bone Crusher'imizi basalım arkadaşlar. Legendary Upgrade Scroll'la. Evet artı 2 oldu. Devam edelim. Pazarımızı offline bırakıp oyundan çıkabiliriz arkadaşlarım. Hiç sıkıntı yok. Evet var baba da basalım. İkisi de artı 3 oldu. Artı 6'ya gelirse bize güzel bir para bıraktırır. Biz de silahımızı biraz daha yükseltiriz diye düşünmekteyim arkadaşlarım benim. Şunu da artı 3 yapalım. Artı 3'e gördüğüm kadarıyla yanmıyor arkadaşlar. Hiç 4'e kadar herhalde. 4'ten sonra yanmalar başlıyor diye düşünüyorum bu oyunda. Şu an baba 4'e yolladık. Maalesef ki yaktık arkadaşlar. Yani umarım bu yanmaz. Bu değerli bir item. Bunu geçirebilirsek para kazanırız bu itemden. Artı 4 oldu. Artı 6 gelirse ben pazara koyarım bunu. Para kazanma potansiyeli olan bir item bu arkadaşlar. Bu arada bu suda hep ortaya koymayalım. Sola koymayalım. Ortaya koyalım biraz da şöyle. Yanma oğlum. Güzel. Artı 5 oldu. Bir tane daha kaldı ezik dönemeç. Yani APS yüksek gibi görünmüyor. 100 APS'i var. Bir reaper gibi değil. Ama bu da aks item sonuçta arkadaşlar. Bir de gitme ihtimali var. Bunu artı 6'ya yollayacağız. Yani eğer yanarsa cidden iyi bir zarara gireceğiz. Çünkü bow'u da yaktık. Şunlara artı basılmıyor daha önceden de söylediğim gibi arkadaşlarım. Bakın burada hatta şunların fiyatlarına bakmak lazım. Baştan koymuşlar bu çitimleri. Bende bir tane var çünkü. Hadi oğlum ver artı 6'yı bize be. Maalesef yanıyor arkadaşlar. 500K'ya falan koymuş. Ucuz yani. Bir şey elde etmiyor. Bakın burada Warbow'un artı 7'si var arkadaşlar. 109 AP'ye çıkmış ve 90M fiyat pişmiş Warbow arkadaşlar.
Az önce bizim yaptığımız itemdi bu. Burada da var mesela. Var bu artı bir 8 emden koymuş. Ben 7 eme görmüştüm pazarda. Yani çok durduk yere götümüze saplamış olduk yani bunları. Maalesef bu bölümde itemlerimizi yükseltemeyeceğiz arkadaşlar. Amvil'e bir gidelim dedik ama maalesef Amvil bizi mahvetti. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Burada ve şurada Dungeon diye zindan diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümde nerede orada? Zindana girdiğiniz zaman arkadaşlar zindanda böyle epik itemler atıyor. Varbo güzel bir itemdi. Yaktık. Ben buralara girmeye devam edeceğim ve yine şu, hedefimiz şu arkadaşlar. Stormbinder'in artı 7'sini yapmak hedefimiz. Çok güzel bir item. Yerinde de parlıyor güzel. Bakın Reaper de burada. Burada varıyorlar için aynı şekilde. Yani oyunumuzun hataları mevcut ama oyunun güzel yanları da mevcut. Örneğin ben şu anda pazara bırakıp gireceğim ve oyundan çıkacağım. Satılacak mallarım. Twitch para diyor mu? Bende de var bundan. 15M mi? Ha, bu Twitch abonelik bu. Bende de bundan var arkadaşlar. Bu öyle bir işe yarıyor mu acaba? Merak ettim. Bakın şundan almak hedefimiz mesela. Bunu tabi alacağız. Şu bankada benim Twitch diye bir itemim var arkadaşlar. Onu merak ettim. Oraya gidiyorum şu an. Şu an pazara koyacak bir durumum yok. Uslarımızı yaktık zaten. Biz yine Dungeon'lara girip farm atmaya devam edeceğiz. Oradan gelecek itemlerle bir şeyler yapmaya çalışacağız değerli arkadaşlarım. Twitch'te de bu arada yayınımız var arkadaşlar. Bunları nasıl kastım merak edenler varsa açıklama kısmından Twitch'e girip oradan yayın tekrarını izleyebilirler. Oradan bakabilirler. Benim şu Twitch diye bir eşyam var. Evet. Bu daha ikinci harfmiş. Bunlar birleşiyor. T harfi oluşturuyor arkadaşlar. Neyse. Çok önemli değil bunlar. Bunlara kastımız buzlar. Dungeon'da arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Maalesef upgrade'de başarılı olamadık. Yani yayındayken de bir iki item yaktık ama oralara hiç girmeyeceğim. Eğer Q2 artı 6'ya bastık 7'ye yandı. Şu itemi bir türlü parlatamadık elimizde ama sağlık olsun. Oyun güzel gidiyor. Ben zevk alıyorum. İlk defa Knight'dan başka bir MMORPG'den zevk aldığımı hissediyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Yani bence çok haksız eleştiriyorsunuz gibime geliyor. Oyun daha beta sürecinde ve ben gayet de yeterli ve güzel buluyorum şu an eksikler olmasına rağmen. Diyelim sözü de fazla uzatmayalım ve yani burada kapatalım. Hepinize Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere.